Selam dostlar, size enteresan bir konudan bahsedeceğim. Kazık yememiniz için bu videoyu izleyin. Pek mamaları hakkında başlıyoruz. Nazilli'de yaşıyorum ben. Çok sevdiğim bir dostum geldi. Abi dedi ki çok ucuza dedi. Çok kaliteli bir köpek maması. Markayı da veriyorum dedi. Proplan marka dedi. Köpek maması buldum dedi. Çok ucuza dedi. Lan kaça buldun? İşte abi dedi 360 liraya buldum. Kaç kilo? İşte 15 kilo. Proplan köpek maması. İyiymiş dedim ya. Nereden buldun? Ya işte dedi ben dedi internette bir siteden aldım. Hangi siteler olduğunu biliyorsunuz. Şimdi isim vermiyorum. Genel olarak köpek mamalarının satıldığı ticaretin döndüğü e-ticaret sitelerinden bir tanesi. Hepsinde de zaten mevcuttu. Neyse al gel bakalım falan filan bir görelim. Arkadaş getirdi. Mamanın dış kabı proplan. Ama içi değil. Yani bildiğiniz adamın birisi bakmış bu işte para var. Bu mama çok para ediyor. Gideyim demiş ben bunun bir reklamcıya, bir şirkete dışını yaptırayım kabını. İçine de gideyim en ucuz market mamalarından alayım, içine doldurayım. Bu mama kaça satılıyor şu para? Aldığımız mama ne kadar, ambalaj ne kadar hesap et şimdi. Ambalajı yaptırsa gelse 5 lira. İçine koyduğu mama 80 lira, 85 lira. Herif satıyor bunu. Hop bir mamadan 200 lira, 250 lira kar. Dükkanı da açıyor internette, sitede. Ondan sonra koyuyor oraya ürünleri. Kargoyla da her tarafa gönderiyor. Bir mamadan kalıyor 200 lira para. 1000 paket mama satsa arkadaşlar 200 bin lira para. 2000 paket satsa 400 bin lira. Oh ne güzel. Mama alırken evet herkes tabii ki ucuzunu almak ister. Malın ucuzunu almak ister. Ama piyasada baktınız, gittiniz, sordunuz. Veterineriniz de var, pet shop'lar da var. Bu mamalar var, satılıyor. Baktınız, kaç para? 900 lira. 900 liralık şeyi kabaca 300 liraya sen internetten bulabiliyorsan bil ki orada bir kazık var. O mama o mama değil. O mama sadece dıştan elbisesi, kabuğu o mamanın taklidi. İçeriği zaten o mama değil. Ya arkadaşlar 900 liralık bir şeyi 300 liraya alamazsınız. Ucuza buldum dersen de kazık yersin. Mama işi, mama sektörü manyak şekilde hızla devam ediyor. Hangi mamayı kullanalım, ne yapalım, ne edelim? Ben işte şunu kullanıyorum, ucuzunu buldum. Ben Royal Canin kullanıyorum, ucuzunu buldum. Proplan kullanıyorum, ah ben şu fiyatı aldım. Alamazsın. Almana imkan yok. Bunun bir distribütörü var. Yurt dışından geliyor, ithal ediliyor. Türkiye'ye giriş fatura fiyatı belli. Sen bunu nasıl ucuza alabilirsin ya? Çünkü senin ucuza aldığın insan da onu yurt dışından getiriyor. Bir fatura fiyatı var. Bir geliş fiyatı var. Bir yurt dışından içeriye giriş fiyatı var. Sen onun getirdiği fiyata bile alamazsın bunu. Yani makul ve mantıklı olmak lazım. Kaliteli mama kullanıyorum diye en adi mamayı kullanıyor olabilirsiniz. Yani kaliteli mama kullanıyorum diye en adi mamayı kullanıyor olabilirsiniz. Dıştan giydirmesi o en kaliteli sandığınız mamalar gibi olabilir. Dikkat edin. Dikkat edin. Köpeklerinize ne yedirdiğinize dikkat edin. Diyeceksiniz ki biz kime güveneceğiz? Vallahi aynı soruyu ben de diyorum. Biz kime güveneceğiz? Onun için benim size tavsiyem bilindik Türkiye'deki yerli üreticilerin mamalarını kullanmanızı tavsiye ederim. Yurt dışı mamalar kötü mü? Yok, gayet güzel. Orijinalini bulursanız kullanabilirsiniz. Hangi mama olursa olsun kullanın. Ama bir malı yarı fiyatına ya da üçte bir fiyatına alıyorsanız bilin ki o mal o mal değildir. Ya kazık yemek istemiyorsanız, taze olsun, fresh olsun, kapıma kadar gelsin diyorsanız bu alışveriş siteleri üzerinden alışveriş yapmayın. Satanların direkt kendi sitelerinden alışveriş yaparsanız kazık yeme ihtimaliniz düşer. Kime güvenelim? Direkt bayisinden, sitesinden, adamların kendi sitesinden alışveriş yaparsanız kazık yeme ihtimaliniz azalır. Kazık yer misiniz? Orasına bir şey diyemem ama ihtimal düşer. Yani köpek mamaları dediğim gibi insanlar eskiden
ekmekle, makarnayla, pilavla, şununla bununla köpek bakarlardı. Artık ekmekle baksanız da, ekmek 2,5 lira, 3 lira bazı yerlerde. Günde 5 ekmek verirsin koca bir köpeğe. 3 lira olsa 5 ekmek versen 15 lira yapar. 10 günde 150 lira, ayda 450 lira para yapar. Ya 450 liraya zaten hani böyle Türkiye'de üretilmiş yerli malı bir premium ayarda bir mamayı alabiliyorsunuz. Yani ekmekle, şunla bununla, poğaçayla, yemek artıyla, lokantadan bilmem ne yemek artıyla falan köpek bakmaya uğraşmayın. Ha bütçemiz bizim en pahalı mamaya yetmiyor. En pahalısını alacaksınız diye de bir şey yok. Bütçeniz kadar alın. 50 tane ya, inanın arkadaşlar, haftalık böyle oturup hesap etsek yaptığımız canlı yayınlarda videoların altına gelen yorumlar, köpeğime ne yedireyim? Hani böyle logaritmik bir cetvel gibi sanki, köpeğime ne yedireyim? Ya köpeğine yedirilmeyecekleri şuralara bir yere atarız. Köpeğine yedirilmeyeceklerin videosunu yaptık. Bunun haricinde köpeğine yedirebilirsin. Mama işi işin kolaylık kısmı. Mama kolay. İçinde her şey var. Birleştirmişler. İşte tahılı da basıyorlar. Üstüne spreyi sıkıyorlar. İçine ıbıdık zıbıdık her şeyi de koyuyorlar. Veriyorsun. Yeter mi köpek için? Yetmez. Bunu da söyleyeyim. Takviye etmek zorundasınız. Hangi mamayı verelim? Buradan sesleniyorum. Paranız kadar alın. Paranız kadar verin. Bana kimse hangi mama, hiçbir mama firması benim babamın oğlu değil. Şunun mamasını ver desem bana 10 paket mama göndermiyorlar yani sonuçta. Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu verin. Binlerce çeşit mama oldu. Şu mama iyi mi diye bana soruyor. Adını dahi duymadığım bir mamayı bana soruyor. Şu mama iyi mi? Bilmiyorum. Bu mama iyi mi? Bilmiyorum. Benim bütün mama markalarını denemek gibi bir lüksüm yok. Bir ara indirime girmişti. 2 sene evvel bir mama markası vardı. Carrefour'da indirimdeydi. Ondan aldık bir 30 paket. Bir arkadaşımız tavsiye etti. Aldığımı alacağıma pişman oldum. Bitirene kadar canım çıktı. 1 sene sürdü bitirmem. Diğer mamalarla karıştırıp verdim. Yani çok da mamaları değiştirmeyin. Ha sen ne kullanıyorsun dersen, ben 3-5 değişik çeşit mama kullanıyorum. Yani barfta kullanıyorum, kuru mamada kullanıyorum, emziren köpeklerime, hamile köpeklerime farklı kullanıyorum. Ya yetişkin köpeklere, genç, hepsine kullandığımız mama çeşit çeşit ve bunları yaptığımız, daha önce de gösterdik köpeklerimizi nasıl besliyoruz diyorsun, onu da koyarım, izleyin. Tavukla, ondan sonra yaptığımız bulgur pilavıyla da bazen bunları destekliyoruz. Siz de destekleyin, kazık yemeyin, ucuza mama buldum, ucuza kaliteli mama buldum demeyin. Hiçbir şeyin kalitelisi ucuza olamaz. Kaliteli bir mal ucuz olması imkansızdır. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz paylaşın lütfen. Paylaşın videoyu. Yeni videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın.